Sor. İlk sorum buydu. Allah nedir? Allah nedir? Allah yaratılmadan yaratandır. Her şeyin sahibi o. Her şeyin sahibi olan Allah. Her şeyin sahibi o. Mülkün sahibi o. O doğmamış. Kimse onu doğurmamış. O da doğurmamış. Ortağı yok. Benzeri yok. İlmi, kudreti, her şeyi sonsuz. Bizdekiler de ondan gelmiş. Şeytan nedir? Şeytan Allah'a isyan etmiş. Yani sokakta bazıları var ya böyle isyan eden, içki içen, kötülükleri yapan. Ha, onun gibi bu da melekler içinde, melek değildi de cinler diyeyim, ruhaniler denilen mahluklar var bizim gibi. Gözle gözükmeyen, hani havada radyo, televizyon dalgaları var ya, gözle gözüküyor mu? Gözükmüyor. İşte kapıyı kapat delikanlı. Siz dinleyecekseniz susun. Açık bıraktım denesinler diye. Ha. Daha da söyleyecek. Ha, o zaman dinle. Konuşmayın ki dinleyin. Tamam. Şimdi şeytan da böyle bir mahluk. Hep böyle kötülüğe sevk eden. Onu yap, vur kafasına, ver ağzının payını, kır, dök. Hep olumsuzları pompalayan o. Bazı televizyon veya YouTube kanalları gibi nasıl hep kötülüğü anlatır? Bunun gibi. Melek nedir? Melek ise hep hayır. Şeytanın tersi. Hep hayrı bize ilham eder, hatırımıza getirir. Vahiy getirir. Gezegenleri tutar. Yaprakları, ağaçları tutar. Bizim etrafımızda kötü ruhlardan korur. Bize hizmet eder. Hiç kötülükler olmaz. Şeytan da hiç iyiliği olmaz. Namussuzun. İnsan nedir? İnsan Allah'ın yarattığı 18 bin alem var. Cindir, ruhanilerdir, melektir, şeytandır. Her kim nesi varsa hepsinden üstün bir mahluktur. En kaliteli mahluk insandır. Mesela İnsanda kötülük yapma özelliği yok mu? Var. Ha, o bizim şeytanlığımızı gösteriyor. İnsanda iyilik yapma özelliğimiz yok mu? Var. Bu da melekleri gösteriyor. İnsan hepsinin hulasası. Yani şu. Ağacı düşün. Çiçek var. Meyve var. Kokusu var. Kütüğü var. Renk var. Tat var. Değil mi? Evet. Hepsi çekirdekte değil mi? Ben de çay istiyorum. Hepsi çekirdekte. Kotlanmış ya. Çekirdekten çıkmadı mı ağaç? Çıktı. Heh. Bu ağacı hepsini nerede toplamış Allah? İlmiyle, kudretiyle çekirdekte. Allah da yarattığı 18 bin alem var. 18 bin çeşit. Hepsini insan denilen çekirdeğe sende toplamış. Sende hepsi var. Nasıl var diye örnek verdim. Ağacı çekirdekte topladığı gibi o alemleri de sende toplamış. Sen böyle kıymetlisin. Dikkat et. Çöplükte harcama kendini. Böyle insan et kemikten yapılmış gibi gözükürken et değil. Daha şey var. Şimdi örnek vereyim. İnsanın içini anlamak için. Odun düşün. Ömründe hiç odun yanmamış olsa, odun yanmamış, hiç görmedin. Odunu sana gösterseler, Abdülhamit'ti değil mi? Adın Abdülhamit miydi? Evet. Abdülhamit. Hiç odunun yandığını görmesen, bir tanesi sana dese ki bunun içinde ne var? Hiç duman, o içinde ışık, odunun en büyük düşmanı ateş değil mi? Odunun en büyük düşmanı ateş, odunun içinde. Hiç senin hatırına gelir mi? Odunun içerisinde duman var. Ondan sonra odun duman çıkınca örtüyor ya, kapatıyor. Onun tersi ışık var değil mi? Odun yanınca ışık veriyor. Ha, dumanın tersi. Hem duman var hem ışık var. Hiç odunun içerisine iki tane zıt birbirine ters
şeyler olacağını hatırına gelir mi? Hatırına gelmez ki. Mesela karpuzu hiç görmesen ömründe. Karpuz çekirdeğini sana gösterseler. Karpuz çekirdeğinden hiç karpuz olduğunu görmeseydin. Karpuzu hatırlar mısın? Pijamalıdır böyle, yeşildir. İçi kırmızıdır, tadı şöyle de böyle. Hatırına gelir miydi? Gelmez. Odun da bak ne yapmış? Odun da dumanı, ışığın. Odunun en büyük düşmanı ateş değil mi? Evet. Odunun içinde ateş çıkıyor. Bizim en büyük düşmanımız nefis değil mi? Evet. Şeytan değil mi? İçimizde. Evet. Nasıl içimizde? Örnek veriyorum. Odunun en büyük düşmanı ateş, odunda olduğu gibi bizim en büyük düşmanımız da bizde. Şimdi odunda duman var değil mi? Var. Odun bizim vücuda benzer. Şu odun, ona örnek olsun. Odunun içinde duman var. Evet. O da bizim nefis, şeytanımıza örnek olsun. Odunun içerisinde ışık var. Sen topla mı? He, topla. Yemeği. He, topla. Aa, bunu da. Odunun içinde ışık yok mu? Nur. Var. O da bizim ruhumuza misal. Hmm. Hani et kemik ama ya bu ruh nerede? Sorulursa odun böyle serttir. Bir yerdedir. Ama onun içinde ışık nasıl bulunuyor? Odunu kese, şimdi sen odunun içerisinde ışık kerpetenle, tornavidayla çıkarabilir misin? Hayır. Baltayla çıkarabilir misin? Yani neyle çıkarıyorsun? Işık, şey, kirbitle. Yaklıyorsun. Biz de ilim yapıyoruz bu dershanelerde. Odundaki ışığı ateşle çıkarttığımız gibi insanın şu et ve kemik gibi, odun gibi olan şu vücudundan da ruhu İlimle, sohbetlerle, Kur'an okumayla, namaz kılmayla çıkartıyoruz. Hmm. Anladın değil mi biraz? Hmm. Allah neden şeytanı yok etmedi? He. Orası. Şahit, anlatayım. Harika. Şimdi yok etseydi Allah haşa despot olurdu. Lan istediğim alacak. Lan hiç kimse kafa kaldırmasın, ters konuşmasın, hiç muhalefet istemiyorum. O zaman despot olmaz mı? Tamam. Şöyle bir şey diyeyim sana. Kaç yaşındasın? 10. Şimdi öğretmen düşün. Çocuklar size söz hakkı yok. Hiç kimse fikrini beyan etmesin. Ne diyorsam aynı harfine uyacaksınız. Böyle öğretmen mi istersin? Hı. Yoksa ne der? Senin adın neydi? İbrahim. İbrahim Ethem. Ensar. İbrahim Ensar. Veya şöyle bir öğretmen olsak koy. Çocuklar demiyor. Arkadaşlar sizin fikriniz benim için çok önemli. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Böyle öğretmen mi isterdin? Susun lan. Dediğimi yapın. Ne diyorsam onu kabul edin. Hangisini isterdin? Öbürsünü. Allah da öyle yaptı. Şeytana sus lan kes lan. Koparım lan dilini demedi. Serbestsin lan sen de. Siz de serbestsiniz. Melekler de serbest. Herkes serbest. Herkes yapacağını yapsın. Ondan sonra herkes yapacağını yapınca Allah hürriyeti veriyor. Allah hürriyeti çok seviyor. Kimseyi kayıtlamak istemiyor böyle. Bak Allah'ın kar eden yok mu? Ağzını kapatırdı. O özellik vermezdi. Kimse inkar edemez. Allah o kadar hürriyeti seviyor ki despotluk yapmak istemiyor. Zorbalık yapmak istemiyor. İlle benim dediğimi yapacaksınız lan keserim lan kafanızı demiyor. Serbestsiniz dedi. Ahirette orada herkes kendi yaptığını görecek. Ben ceza vermeyeceğim. Yaptığınızı göreceksiniz. Onun için Allah merhametiyle şeytanı yok etmiyor. Şeytana merhamet eden Allah, onu yok etmeyen, yerin dibine sokmayan Allah, bir insanı seni benim zalimlik yapar mı haşa? Yapmaz. Allah çok merhametli. Çok merhametli olduğu için şeytana bile merhamet etti, yok etmedi. Sana bir şey... Aleyküm selam. Sana şöyle diyeyim. Sana hep bağıran, çağıran, hakaret eden, seni dinlemeyen, böyle zalim din yapan. Fırsat verir misin? Evet. Vermez.
Allah'a da hep inkar ediyor, kötülük yapıyor şeytan. Allah gene ona yaşama hakkı verdi. Başka sorunuz var mı? Var. Sor. Allah o zaman şeytanı niye yarattı? Şeytanı yaptı ki hiç Abdülhamid kötülük yapabilme kabiliyetimiz olmasa, iyilik yapma kabiliyetimiz de olmazdı. İnsan basit olurdu, tek boyutlu olurdu. Mesela hayvanlara şeytan musallat bela olmuyor ya. Hayvanların alimi, mühendisi, kafiri var mı sığırların? Yok. Alim var mı sığırlardan? Çok akıllı birisi, mühendis, köprü yapıyor, uçak yapıyor. İneklerden yani. İneklerden. Yok. Niçin? Şeytan ona bela olmadığı için. Ha, o zaman şeytan bize bela olması için biliyor musun? İnsanın kabiliyetleri gelişiyor. Şöyle örnek vereyim daha iyi anlarsın. Rüzgar esmese, fırtına olmasaydı ağaçlar kendisini sağlamlaştırmak için köklerini aşağıya salmazdı. Niye salıyor? Rüzgar geldikçe tutunayım diye. Niçin efendim kuşlar uçuyor? Kanadı konur. Uçma musallat oluyor kartallar, şahinler. O da uçmak zorunda kalıyor. Bak uçma kabiliyeti gelişiyor. Eğer kuşlara atmacalar, kartallar bela olmasa kuşlar uçmazdı, tembelden otururdu. Onun için insanın kapasitesini geliştirmek için şeytan bize bela oluyor. O da çok iyi. Uyumayınca da kaliteli adam oluyoruz. Uyunca da aşağı iniyoruz şeytana. Onun için herkes eşit olurdu, hayvan gibi olurdu şeytan olmasaydı. O zaman koyunlar hepsi aynı değil mi? Hiç gördün mü? Alim koyun. Yok. Alman koyun. Mühendis koyun. Ya biz hayvan mı olmak isterdin? Kaliteli bir insan. Kaliteli insan. Ya. O zaman kaliteli olman için şeytanı koydu ki Abdullah Ahmet diyor ki şeytan sana içki iç, namaz kılma, televizyonlara bak. Sen de hayır deyince şak diye yükseliyorsun. Hayır dedikçe yükseliyorsun. Kaliten artıyor. Neye benziyor biliyor musun? Şimdi ıslak odun yakınca dumanı çok çıkar değil mi? Hiç böyle bahçeye odun yaktın mı? Odun yananı gördün mü odun? Odun yakıldığını hiç gördün mü? Bahçede odun yakmadık, sobada. Ama yaktın biliyorsun. Dumanı ıslak olunca odunun dumanı çok çıkar. Islak odun. Değil mi? Ha, kuru odunun dumanı az çıkar. İşte insan da oduna benzer dedik ya, güneşe karşı tutarsak odun kurur, dumanı çıkmaz. Islak odunda duman çok çıkar. Güneşten örnek, ilim yaparsak, namaz kılarsak, televizyonlara bakmasak, odunu kurutan güneş gibi biz de siyahlık, dumanlık tarafımız azalır. Tamam. Nasıl ki güneş vurunca oduna o duman özelliğini yok ediyor. İlim de güneş gibidir. Yolumuzu aydınlatır. Aynı zamanda bizi ısındırır ve odun yapar. Bak şu ağaçları büyüten odun şey güneştir. Anladın mı? Ha, o zaman şeytan iyi ki var ki sen geldin bu soruları soruyorsun. Şeytan olmasaydı bu soruları sormayacaktın. Bunların bilgisi sende olmayacaktı. Ve diğer çocuklarla eşit olacaktın. Bu soruları sana kim sorduruyor biliyor musun? Kötülük diye şeytan sorduruyor ama soruyu bana sorunca da alim oluyorsun da çok da iyi oluyor. Çok kötü mü oldu? Ben de sana cevap veriyorum. Sana sordu, sen alim oldun, ben de konuşarak sevap kazanıyorum. Şeytan olmasaydı sevap olmayacak. İyi ki var. Değil mi? Var mı başka soru? Yok. Aferin size. Niye lan evde hep soruyorsun işte bunu sorsana. Sordu. Sordu. Sen sordu. Ne sordu? Güzel soru sordu. Çok güzel soru sordu. Niye Allah şeytanı yok etmiyor? Onu sordu değil mi? Ha. Onun için Allah despot olmadığı için. Şimdi dün değil evvelsi gün şey konuştuk. Burada dersi dinledi biraz. Ondan sonra canlı olmayan su. Ya bu canlı değil diyor. Nasıl bununla enerji olabilir? Nasıl buna güzel bir şey söylediğin zaman güzel olur? Kötü bir şey söylediğin zaman Japon adam araştırdı. Onunla beraber internette bir daha baktık. Bak oğlum dedim böyle dedim. Adam bunu araştırmış.
Böyle böyle. Onun için besmele çekerek misal suyunu iç. Ondan sonra pozitif enerji olsun. Sen de içtiğin zaman can yapacak. Evet. Şimdi onu hayat olarak görmüyor. Evet. Ney hayat? Şimdi okulda öğrendikleri hayat ne? Nefes alıp veren. Veya çiçek. Bu ne, nasıl bu kuyandaki konuşmaları kaydediyor? Değil mi? Sen cep telefonu var mı? Gördün. Ses kaydediyor mu? Peki cep telefonu ses kaydediyor diye canlı mıdır telefon? Nasıl kaydediyor? Evet. Su da öyle kaydediyor. Hmm. Ne kaydediyor ki? Suyun yanında konuşunca ona hep yükleniyor. Hmm. İlle canlılar mı ezberler? Cep telefonu ezberliyor. Teknoloji. Ha, o da daha büyük teknoloji. Hmm. O mesela kocaman ağaç. Nerede kayıtlı? Çekirdekte. Şu teknolojiye bak. Başka örnek vereyim. Senenin bir günü ceviz ağacının yanında kim geçerse o bir dakikası var, saniye. Orada kim olursa karşısında ağaç olsun, kedi olsun, insan olsun, tak diye fotoğrafını çekiyorum. İçeride onun resmi oluyor. Cevizi kestikleri zaman böyle böyle değil de yukarıdan aşağı kestikleri zaman onu, o tarihte onun önünde kim vardı o çıkıyor. Gerçek mi? Evet, gerçek. Benim bu cevizlerin hepsinde var mı? Ama o saniye. O saniye orada mısın? Gece senenin günü... bir o saniye. Saniyesi var, saniye. Senede bir sefer mi? Senede bir sefer, saniye. Nasıl yani? Şey? Yani ağacın böyle bir özelliği var. Yani suyun yanında konuştuğun zaman kaydediyor ya. Ne demiş? Sen İbrahim... Ensar dedi ki, ya su nasıl yanındakileri kaydediyor? Canlı yok da nasıl kaydediyor dedin, değil mi? Cep telefonu canlı mıdır? Hayır. Nasıl kaydediyor? Teknoloji. Ha, o da ondan daha kaliteli teknoloji. O da Allah'ın teknolojisi. Evet. Onun için hiçbir şey yok olmuyor. Hiçbir şey yok olmuyor. Ve her şey canlı ve hayatta. Evet. Elektrik hızlı ya. Ondan elektrik hızlı ama suyun içerisinde hidrojen, oksijen var. Onun etrafında elektron dönüyor. O elektron elektrikten de hızlı dönüyor. Elektronun içinde de o atomlar ondan daha hızlı. Daha aşağı indikçe daha hızlı. Su gir içeriye. Suyun neyle meydana geliyor? H2O. Hidrojen, oksijen, değil mi? Kaça gidiyorsun sen? 4'e. Bir H2O bilirsin. Hidrojen, oksijeni bilirsin. Bilmez mi? Ha, suyu meydana getiren iki tane madde var. Hidrojen ve oksijen. Almanya'da oltu var ya, oltu muydu? O2. O2 ya, yazıyor ya, telefon. Telefon. Babanın var ya, O2 yazıyor ya. 7. sınıftan sonra geliyorlar. Neydi o ya? Evet, Türkiye'de O2 var, 2 yazıyor ufak ya. 2-3'te geliyor. Ama oksijen işte. Vay be, tamam. Ha. Tamam. Yani suyun içerisinde hayat var ama İbrahim Ethem, İbrahim Ensar. Mesela bize yetecek kadar değil. Balıklar orada yaşamıyor mu? Suda yaşıyor. Nasıl yaşıyor? Hayat olmayan yerde yaşayabilir mi? Demek var da onun ciğeri kadar. Küçük hayat var ama var. Değil mi? Mesela toprakta hayat var mı? Yok. Çekirdekte hayat var mı? Yok. Peki çekirdeği toprağa atınca oradan canlı ağaç çıkmıyor mu? Fili. Nasıl çıkıyor? Çekirdek cansız. Su da cansız dedin sen. Ha, o da cansız. Sen hiç güneşle sohbet ettin mi? Ne haber lan güneş, nasılsın? İyi misin? Bugün hava nasıl? Dün akşam, dün niye yoktun falan, sis vardı. Konuştun mu sen? Konuşamıyor ama. Peki konuşamıyor da kafası da basmıyor. Peki bu kadar güzel işleri nasıl yapıyor? Oksijende mi? Yok. Mesela güneş bizi tanır mı? Tanımaz. Tanımaz. Aklı var mı? Yok. Peki çiçekleri, elmaları pişiriyor. Şeftaliyi pişiriyor, değil mi? Peki iyi şeyler yapıyor, değil mi? Hı. Akılsız bu şeftalileri nasıl pişirir? Sana bu şeftali gidip mutfakta pişir deseler pişirebilir misin? Ben pişiririm. Şeftaliyi nasıl pişireceksin? Hayır. Topraktan sana çamur vereceğim. Hı. Gübre vereceğim. Bir sürü maddeler vereceğim böyle. Sana diyeceğim ki git tencerede bunu şeftali yap. Çamurdan. Yok artık. İşte güneş yapıyor.
Güneş o zaman akıllı. Ha, o zaman güneş yapmıyor. Allah ona yaptırıyor. Ağaç elma yapamaz. Ağaca Allah elmayı takmış. Oradan veriyor. Eğer Allah elmayı ağaca takmasa, domatesi dalına takmasa, karpuzu ipine takmasa, gökten indirse Allah kafamız paramparça olurdu. Şimdi bu ay dese ki Allah anons yapıyor. Bu ay karpuz ayı. Gökten karpuzlar yağacak. Alo alo dikkat dikkat. Kimse sokağa çıkmasın. Nasıl olur? Karpuzlar yerde kırılır. Bir ay da geldi. Bir hafta domates yağıyor. Bir ay geldi. Hıyar yağıyor. O hayal gücü. Yani ağaca takmazsan nasıl gelecek? Gelemeyecekti. O zaman iyi mi olurdu? Olmazdı. İyi ki ağaca takmış. Demek ki ağaç bizi tanımıyor. Ağaç bizi bilmiyor. Ağaç bize merhamet edemez. Çünkü kendisini ama bilmiyor. Yaşıyor. Canlı. Ama aklı yok. Canlı ama aklı yok. Değil mi? Aklı var mı? Kafası var mı ağacın? Hayır. Sen hiç ağacı gördün mü? Ne haber lan? Tokalaşalım lan. İyi misin? Hiç de tokalaştın mı? Hayır. Ama hayatı var ama aklı yok. Hayvanların hayatı var. Aklı yok ama duyguları var. Meleklerin, şeytanların, ruhanilerin akılları da var. Ama en kaliteli akıl senin, İbrahim. En kaliteli akıl insanda. En kral. Biz çok kaliteliyiz. Onun için öyle çöplükten harcamamak gerekiyor kendimizi. Hakikaten şöyle düşün. Tank gördün mü tank? Tank. Savaşta. O tankla serçe avına gidilir mi? Kuş avına? Yok. Niye? Vursan ne olur? Yenir mi? Toz olur değil mi? Ha, tanklarla savaşa gidilir. Kuş avına gidilmez. Kuş da kuşa tüfekle gidersen sapanla gidersin. Sen şimdi yolcu uçağıyla, kaliteli uçakla gübre taşınır mı? Hayır. Ha, o zaman kaliteli insan, en kaliteli insan insandır. Evet. En kaliteli Allah canlıları için de insandır. Hı. Nasıl ki tanklarla serçe kuş avına gidilmez, uçakla gübre taşınmaz. Bu kadar harika göz, kulak, akıl, kalp, duygular verdi Allah sana. Sırf bununla dünya olmaz. O zaman basit olur. Onun gibi olur. Aklıma bir soru daha geldi. O da deniz yıldızların kalbi ve beyni yok ki. Misafirim olursa odaya alın karşıya. Hani deniz yıldızların kalbi ve beyni yok ki ama canlı. Canlı. Nasıl? Hemen karşıki odaya geçin geliyorum. Nasıl yaşıyorlar? Orası farklı. Hareket ediyorlar. Ha, onlar canlıdır. Duyguları var ama. Karşıya alır mısın Faik? Heh, al oraya. Bak şimdi deniz yıldızları olsun, balıkların olsun. Onların akılları yok ama duyguları var. Siz gelin arkadaşlar bu tarafa. Tamam. İyi benim misafirim geldi. Bu kadar size yeter. Tamam mı? Tamam. Daha aklınıza gelirse o soruları kafanıza tutun. Soruları neymiş alalım. Bunlar. Oturun. Oturun sorularınızı sorun. Hadi bakalım. Çünkü ondan sonra sizinle sohbet edeceğim. Deniz yıldızların beyni ve kalbi yok ya. He. Hareket ediyorlar. Nasıl yaşıyorlar? Mesela onlar melekten ilham alıyorlar. O ilhamı sana anlatayım. Şimdi telefonun aklı yok. Canı da yok. Navigasyonla uyduya bağlandıkları zaman doğru yolu nasıl gösteriyorlar? Sağa git diyor. Hatta gece karanlığında arabada giderken navigasyon elindeyse sen görmediğin halde 50 metre sağda göl var diyor. Göstermiyor mu? Peki navigasyon gördün değil mi? Biliyor musun abi? 200 metre ileride sağa döneceksin diyor. Bak diyor dikkat et diyor. Sağa yanaş diyor. Biz gözümüzle görmediğimiz halde ileride kazayı söylüyor. Peki bizimle konuşuyor mu? Konuşuyor. Konuşuyor. Peki uydudan almıyor mu? Uydudan alıyor değil mi? Peki uyduyu böyle gözle görüyor musun? Peki uydudan gelen sesi bu kulakla işitiyor musun? Yok. Bu kulakla işitmiyoruz. Ha, navigasyon uyduyu nasıl görüyorsa, nasıl onun sesini bizim sesimize dönüştürüyorsa, o deniz yıldızlarının da navigasyon gibi Allah'a bağlılar. İlhamen melekler onları yönlendiriyor. Yani uyduya bağlanmak var ya, o ilhamdır.
O zaman navigasyon bize yol gösterdiği gibi o deniz yıldızlarına da Allah'ın uydusu yani esmaları ona yol gösteriyor. O da onlar direkt bağlanmış. İkinci Abdülhamit zamanında insan bir zamanı var ya. İnsanın zamanı geldiğinde şey Hazreti sen bu sayfayı beğenmiş. Sen bana şeyi söyle ben söylerim Hazreti ki hangi Hazret? Bu sayfamızdan haberin yok. Hazreti... Soru neydi? İnsan yani ölecek ya. He. Azrail Aleyhisselam. Hazreti Azrail. Aleyhisselam onu nereden biliyor? Allah mı onu söylüyor da kendisi mi? Yok yani kimin canını alacağını mı? Allah ona söylüyor. Bir de herkesin ömrü ne kadar olacağını lef-i mahfuza yazıyor. Lef-i mahfuza bakıyor. Oo şunun 3 dakikası kaldı. 2 dakika 1 dakika hemen geliyor. Oradaki kayıtlara göre yapıyor. Doktora hastaneye gittiğin zaman doktor içeride seni görmüyor. Bir bakıyorsun ev vitrinde falanca falanca gelsin. Nereden biliyor? Bilgisayarında gözüküyor değil mi? Çünkü sen hastaneye gidince kayıt yapıyorlar seni. Doktorun bilgisayarına düşüyor. Sonra da arkada kapıda beklerken doktor da bilgisayarda bakıyor. Oo Abdülhamit gel Abdülhamit. Sen de diyorsun ulan beni kim gördü lan ben kapının arkasındaydım ya. Doktor kapıyı açmadı. Nerede biliyor benim sıram olduğunu? O bilgisayar ekranından seni seyrediyor. Hatta dinliyorum. Allah şeytanı seni bıraktı ya. Ha beraber konuşmuştuk. Evet. O zaman cehennem neden var? Ha cehennem niçin var? Şimdi insanlar neden cehenneme gidiyor? Allah ibadet. Ha bak o ne dedi? Bak Allah ibadet yapmadığı için. Şimdi sana şöyle bir misal vereyim. Sokakta top oynuyorsun. Değil mi? Bir tane arkadaşınızı muziplik yapı oyunu bozuyor. Onu bir daha oyunu alır mısınız? Çünkü oyunu bozuyor değil mi? Ha, biz de dünyada yaşarken bizi hep rahatsız eden kötü adamlar var. Ama o zaman şeytanı neden bıraktın? Şeytanı biraz önce anlattım ya sana. Şeytanı serbest bıraktı çünkü... insanlar hayvanlıktan çıksın, kalite alsın diye, kaliteli olsun diye. Şimdi şöyle misal verdim. Kuşlara atmacalar başına bela olmasa kuşlar uçmaz, tembel olur. Mesela insanlar acıkmasaydı, havayla doğsaydı karnı. Çalışır mıydı? Çalışmazdı. Tembel olurdu. İnsanlar hasta olmasaydı, bak dinle. Hasta olmasaydı doktora gitmeyecekti. Doktor ne yapıyor? Hastalık tamir için cihaz bulmuyorlar mı? Peki ilaç bulmuyorlar mı? Niçin buluyorlar? Ulan ben bu hastalığı nasıl tedavi edeyim? Kafa çalıştırıyor. O zaman tıp ilmi çıkıyor. Hastalık olmadığını kabul edersek tıp çıkar mı? Şeytan da olmasa bizde güzellik çıkmazdı. Hayvan gibi olurduk. Peki cehenneme kimler gidiyor? Biz top oynarken oyunu bozanları... oyunun dışına attığımız gibi Allah da iyi insanları rahatsız etti dünyada onlara ceza veriyor seni korumak için. Allah kızdığından değil sizin güzel insanların hukukunu rahatını bozdu. Mesela şöyle diyeyim. Şimdi bu evde oturuyorsun. Sonuna kadar adam teyip atsa bağırıp çağırsa bahçene pislik atsa onu polise şikayet eder misin? Niye diyorsun? Etme olsun da dursun merhamet et. Olsun yapsın ya. O da cehenneme girenler de iyi insanların ruhunu kirletiyor. Onun için oraya koyuyor. Hasan abi bir de şuna eklersen şeytan sonunda cehenneme girecek mi? Ha. Çünkü soru orada. Şimdi. Da, yani oradan geliyor aslında o soru. Ha. Şeytan bunu yaptı. Şimdi şeytan peki ne olacak? Mesela sen bir tane iyilik yaptın. Ağaç diktin. Orada kuş yese, başka insanlar yese Allah sana sebap yazar. Sen vefat etsen bile o ağaçtan birisi kalem alsa, tohum alsa, başka yere dikse kim o ağaçtan ve onun devamından istifade ederse, isterse dua etsin, ister etmesin sana sebap gelir.
Ama kim de kötülük yaparsa, yolda bir tane taş koydu kasten, tuzak koydu, bilmem ne yaptı. Oradan birisi zarar görse, o insanların sıkıntısı Allah ona yazar. Dolayısıyla şeytan bunu yaptı. Sonunda ne olacak? Şeytan herkesin günahını sebep olduğu için hepsinin günahını yüklenecek. Cehennemde hayal edemediğin kuyulara inecek. En acımasız azap ona verilecek. O yaptığı için. Ama şeytan da olmasa bu arada aramızda kalsın. İnsan insan olamazdı. Hayvan gibi olurduk. Hayvanların kafiri var mı? Sen hiç ineğin kafiri var mı? Yok. Yok. Müslümanı da yok. Yani iyi inek, kötü inek. Niye yok? Çünkü şeytanı yok. Ha, iyi insan olabilmesi için şeytan lazım. İyi olmak için. Çok yüksek kaliteli olalım diye. Ama sonunda şeytanı da hak ettiği cezayı verilecek. Çünkü peki kötüler niye cehenneme gidiyor? Oyunu bozan arkadaşlar oyundan attığımız gibi Allah da onu oyundan atıyor. Tamam? Peki. Hadi. Şimdi şeytan insan mı, ateş mi? Şeytan ne insandır ne ateştir. Mesela o nereden? Şimdi televizyon dalgası var mı? Var. Peki televizyonda gözüküyor mu o? Gözüküyor da gözüküyor. Film gözüküyor. Evet. Sen gözünle görüyor musun? Görüyorum. Havadaki dalgayı görüyor musun? Hayır. Görmüyorsun. Ha, peki televizyondaki o resim bizim gibi midir? Yok. Bizim gibi böyle mi? Yok, kilosu var mı o adamın buradaki? Yok. Ha. O peki bizi ondan şüphe ediyor muyuz orada gözüken adamın? Yok, o adam var. Ha. Şeytan da onun gibi elektronik manyetik dalga gibidir. Ha böyle atomdan değil. Ateşten de değil. Yani nasıl ki havada televizyon dalgası, radyo dalgası var. Şeytan da bunun gibi dalgaya. Biz de onunla dalga geçeriz. Şimdi ya ateş ya da insan değil. Mesela niçin ateşten yaratıldı diyor? Ateşte ateşten sıcaklık çıkmıyor mu? Çıkıyor. Ama sıcaklığı gözünle görüyor musun? Yok. Ha, şeytan da böyle işte. Ateşten çıkan sıcaklıktan yaratılmış. Ama onun için gözükmüyor. Siz namaz kılarsanız ne olursunuz biliyor musunuz? Dersleri gidip namaz kılarsanız şu olur. Ateş odun yanarken lambayı oraya tutsanız ışığı, ışığı yakar mı odun? Mesela fener var ya, fener, lamba. Ateş yandığı zaman onun içerisine lambayı tutsan, ateş o ışığı yakabilir mi? Yakamaz. Namaz kılan, derslere gideni de cehennem yakamaz. Tamam mı? Biz de yatsıyı kılalım. İstersen siz de bizimle yatsıyı kılın. Tamam, aferin bak. Cennete gideceğiz. Siz de gidin de cennete. Hadi bakalım namaz kılın. Cennete bedava gidilmez. Bilette gideceğiz, bilette namaz. Hadi bakalım.